birçok konuda dirsek teması halinde yakın işbirliği içerisinde çalışıyoruz. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, sanayinin liderleri programında konuştuğu sanayicilere üretim istihdam alanında her zaman destek olduklarını söyledi. Bizim tek gayemiz siz sanayicilerimize, iş dünyasına daha nitelikli bir iş ve yatırım ortamı sunmak ve bu başarıları da daha da arttırmak. Siz yeter ki işinize odaklanıp üretin, istihdam sağlayın, ihracat yapın. Bu noktada biz hükümetlerimizle siz her zaman hizmetinizdeyiz. Bugüne kadar nasıl yanınızda yer aldıysak, önümüzdeki dönemde de sizinle birlikte inşallah yol yürümeye devam edeceğiz. Milli Uzay Programı kapsamında belirlenen Türk Uzay Yolcusu ve Bilim Misyonu görevinin başladığını açıklayan Varank, projeyle seçilecek bir Türk insanının 10 günlüğüne uzay istasyonuna gönderileceğini, bu kişinin bilimsel deneylerini yerçekimsiz alanda gerçekleştirebileceğini belirtti. Türk Uzay Yolcusu ve Bilim Misyonu projesini resmi olarak başlattıktan sonra biz çok ciddi bir heyecanı görebiliyoruz. Bu proje geçen yıl Türkiye Uzay Ajansı koordinasyonunda devreye aldığımız ve 10 kritik hedeften oluşan Milli Uzay Programımızın önemli bir aşamasını oluşturuyor. Projeyle ile seçilecek bir Türk vatandaşını 2023 yılında bilimsel faaliyetler yürütmek üzere 10 günlüğüne uluslararası uzay istasyonuna göndereceğiz. Yaklaşık 15 yıl önce Dünya yörüngesine yerleştirilen bu istasyon insanlık tarihinin en pahalı yapısı olarak değerlendiriliyor. Bugüne kadar istasyonu 20 farklı ülkeden çoğu bilim insanı 258 kişi ziyaret etti ve burada biyoteknolojiden malzeme bilimine, insan araştırmalarından uzay bilimlerine kadar çeşitli alanlarda 3000'den fazla deney gerçekleştirildi. Göndereceğimiz bu kişi de kendisinin ya da Türkiye'deki diğer bilim insanlarının bilimsel test ve deneylerini istasyondaki yerçekimsiz uzay ortamında gerçekleştirecek.